İkinci gündem maddemiz Gezi Parkı'na ilişkin. Aslında Gezi Parkı'na ilişkin Gezi Parkı eylemleri dolayısıyla bir bireysel başvuru da var. Eğer bugün vaktimiz yetmeyecek muhtemelen ama o bireysel başvuru kararına da değinmek istiyorum. İki bireysel başvuru kararı var birbiriyle çelişen. Yine Gezi Parkı ile alakalı ama o tabii ki toplantı yürüyüşleriyle alakalı bir mevzu. Bu Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir vakfa devredilmesi. Vakıfta işte Sultanı Beyazıt'ı Veli Hazret, Han Hazretleri Vakfı gibi bir vakıf. Burada Vakıflar Genel Müdürlüğü bununla birlikte gördüğümüz kadarıyla binlerce diyebileceğim 1013 taşınmazın daha vakıflar adına, çeşitli vakıflar adına tescil edilmesine karar vermiş. Burada gerekçe olarak haber metinlerinden ya da işte Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarından bunu görebiliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne verilen işte eskiden vakıf niteliğinde olup daha sonra il özel idareleri, belediyeler gibi kamu kuruluşlarının mülkiyetine geçmiş vakıf mallarının daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle tekrardan o vakıflara kazandırılması gibi bir görevi kanunda var gerçekten. Bu uygulamanın bir sonucu olduğuna ilişkin bir açıklama yapıyor Vakıflar Genel Müdürlüğü. Eskiden kışla olarak kullanılan o alan kışla yapılmadan önce işte Beyazıt Veli'ye ait, o vakfa ait işte çarşı, bahçe, hamam, han, cami alanı olarak müştemilat gibi kullanılıyordu gerekçesiyle. O vasfı da kışla vasfı da yitirildiği için bizim bunu vakfa geri döndürmemiz lazım gibi bir reaksiyonla bu yapılmış. Tabii ki siyasi tartışmalara sebebiyet verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim projesi, meydan projesi, Gezi Parkı'nı da kapsayan bir proje. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ilişkin açıklamalarda bulundular. Hukuki süreci başlattıklarını söylediler. Ne dersin hocam? Ben özetlemiş oldum. Yahu bu vakıflar konusu gerçekten çok önemli bir konu. Çok fazla çetrefilli de bir konu. Yani bu konuda daha çok medeni hukukçular kalem oynatıyor. Diğer taraftan hukuk tarihçileri bu alanda özellikle bilirkişilik boyutuyla ele alıyorlar. Hem medeni hukuk boyutu olan, hem idare hukuku boyutu olan, hem vakıf hukuku diye ayrı bir alan olduğunu kabul edersek eski eserler hukuku, evet, bağlamında o konuda ele alınması gereken çok zor bir konu. Yani Necdet Hoca'nın dediği kadarıyla, Necdet adayın, yani vakıf hukuk alanında uzman yok gerçekten diyor. Bir Hatemi Hoca'dan bahsediyor, yani Hüseyin Hatemi. Bir de Suat Ballıca diye bir avukattan bahsediyor. O yani yaşı da ileri bildiğim kadarıyla, yani vefat ettikten sonra bu alan öksüz kalacak gibi. Yani bu alan çalışmaya muhtaç. Çok fazla mevzuata boğulmuş durumda. Çünkü yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir takım düzenlemeler var. Bu efkaf vekaletinden vakıf, eski vakıf, nasıl diyebiliriz? Vakıf Bakanlığı mı diyebiliriz? Onun malları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrediliyor. Bir kısmı tabii ayrılıyor bildiğiniz gibi. Mazbut vakıflar, mülhak vakıflar, ondan sonra icare teyinli vakıflar falan, ayrı ayrı bir sürü kategorisi var. Onların bir kısmı bu olayda zaten mazbut olması dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmasını evet, o tip ayrımlar da çok önemli tabii. Bunların niteliğinin ne olması, yani ne olduğu uyuşmazlığın çözüm açısından çok mühim. Mesela haber metinlerine baktığımızda işte mülkiyet davası açacağız falan gibilerinden şeyler var, haber metinleri var. Bunlar çok yerinde değil çünkü vakıf mallarının niteliğinin ne olduğu konusunda net bir tespit yapmak çok mümkün değil. Ya yani bunların kamu malına yakın bir şey olduğunu kabul etmek lazım. Tabii bunların içinde gayrimüslimlere devredilen vakıflarla ilgili ayrı düzenlemeler var. Buradaki işte padişah vakıfları, sultan vakıfları, işte hanım sultan vakıfları ile ilgili ayrı düzenlemeler var. Bu düzenlemelerde kimin vakıf malları özel kişilere gerçekten satılmış. Yani onlardan biri ise farklı olur, diğerleri ise farklı olur. Ama bu mevzular çok fazla su götürecek gibi görünüyor. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü gerçekten eskiden vakıf malı olan mallar üzerinde tekrar geri almaya yönelik olarak çok ciddi çalışmalar yaptığını duyuyoruz haberlerde mesela. Yani düşün, Kapalı Çarşı bir vakıf malı ya da Eminönü'nün belki tamamı vakıf malı. Yani İstanbul'un çok özellikle Suriçi bölgesinde bu tip uyuşmazlıklar çok çok çıkmıştır, hala da çıkacaktır. Yani özellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu şekilde bir aksiyon almasıyla daha da çok göreceğiz gibi görünüyor. Evet hocam, iki tane daha kamu malına ilişkin
kısa haber var. İlkini Yalova'yı, yani Yalova büyüklüğünde arazinin satılmasını ben anlatacağım ama şelaleyi senden dinlemek istiyorum. Müsaaden olursa. Şimdi bu kamu mülkiyetindeki malların özelleştirilmesi, yani özelleştirme teknik anlamıyla, özelleştirme hukukundaki anlamıyla özelleştirme değil, kamu malının kamu mülkiyetinden, idarenin özel malının idarenin mülkiyetinden çıkarılması, özel mülkiyete, özel kişilerin özel mülkiyetine konu olması mevzusu. Bu açıkçası şöyle haber yapılmış, işte Mimarlar Odası'nın Ankara Şubesi'nin yaptığı açıklama ve davalar açılacağını, açtıklarını söylüyorlar. Bir Cumhurbaşkanı kararıyla son iki gün içerisinde 281 milyon 78 bin 504 metrekare taşınmaz Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından açık arttırmayla satışa çıkarılacakmış. Toplamda 402 milyon 11 bin 24 metrekare taşınmaz, yani yaklaşık Yalova'nın yarısı kadar arazi satışa çıkartılıyor diyor. Tabii burada bu maalesef bizim meslek örgütlerimizde olan bir şey bu. Siyasileşme söz konusu. Burada hukuki bir yaklaşımdan çok siyasi olarak buna karşı çıkma olayı var. Ben açıkçası kamunun elinden taşınmaz çıkarılmasına, ben dediğim gibi ayrıntılı olarak bunun niteliğini hiç incelemedim. Bundan başka da bu odanın açıklamasından başka da bir bilgi bulamadım açıkçası konuyla ilgili. Ben açıkçası özel mülkiyete, çünkü Türkiye'deki en büyük taşınmaz sahibi devlet. Bunu seninle de yayından önce konuştuk. Bir devletin bu kadar büyük bir taşınmaz sahibi, sahipliği olması, mülkiyeti olması, adeta bir arazi spekülatörüne dönüşmesi bence zaten çok uygun değil. Dolayısıyla evet, satışlarda hukuka aykırılık varsa, ihalelerde hukuka aykırılık varsa, açık artırmada hukuka aykırılık varsa biz buna karşı çıkalım. Satılan yerler çeşitli değerlerse, kültür varlıklarıysa, koruma alanlarıysa evet buna biz karşı çıkalım. Ama sadece devletin mülkiyetindeki, idarenin mülkiyetindeki bir taşınmaz özel mülkiyete geçiriliyor diye karşı çıkmak bence artık günümüz idare hukukunda en azından kendi bizim bakış açımızda bakarsak çok kabul görebilecek bir görüş değil. Yani idarenin mümkün olduğunca işte küçülmesi, azalması, az görünmesi diyoruz. Bu idare az görünecekse bu idarenin az malı olacak. Dolayısıyla idarenin elindeki özel hukuk mallarını, idarenin özel mülkiyetindeki olan malları bu şekilde elinden çıkarması, sadece bu malı elinden çıkarıyor diye hukuka aykırılıkla, hatta siyasi olarak bile bence eleştirilebilecek bir şey değil. Ama dediğim gibi meselenin perde arkasında hukuki olarak değerlendirilebilecek bir şeyler vardır. Şeffaflığa aykırı bir şeyler yapılıyordur. İşte ihalelerde çeşitli problemler vardır. Bizim ihale hukukumuz hiç benim çalışmaya özenmediğim bir alan açıkçası. Öğrenemediğim, öğrenmek de istemediğim. Çünkü bilgilerin 5 günde adeta eskidiği bir alan. Kanun değişiklikleri dolayısıyla. Ama burada dediğim gibi yani bu haberi yapış şekli adeta bir düşmanca tavırla yapılmış bir haber bu. Sadece mal satılıyor diye bunun mutlaka hukuka aykırı olduğunu söylememek gerekir. Ama bir sonraki haberimizde daha eğlenceli ve hukuka aykırı bir şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Hocam senin buna ilişkin yorumun varsa alalım, sonra da diğer habere direkt geçiş yap. Öncelikle Yalova'ya karşı yapılan bu ayrımcı tavır, toplumumuzdaki bu Yalova kaymakamının küçümsenmesi, gerçekten mal satılacağı ya. Zaman Yalova'nın yarısı kadar satılıyor olması, buna bir dur dememiz lazım. Yani Yalova'nın fazla üstüne gidiyoruz gibi geliyor bana burada. Yani ve Yalova burada Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Benim babamın Yalova'da yazdığı var, Çınarcık'ta. Sık her sene bir ay falan gidiyorum. Çok da güzel bir şehir yani, düşman olunacak bir yer bile değil ama. Belki kıskançlık sebebiyle böyle. Olabilir. Marmara'nın incisi, Çınarcık Marmara'nın incisi. İlçenin lakabı Marmara'nın incisi yani. Kıskanıyor olabilirler. Evet. Nuray Sümer ya hocamız diyor burada ki Emre Hoca'nın test konusu, dolayısıyla görüşünü merak ediyoruz diyor Emre Hocam. Kim diyor? Nuray Sümer hocamız. Dolayısıyla kaçamadım yani. Şöyle bu. Demek ki test konumu ben tam ifade edemedim. Bu kamu mallarının özelleştirilmesi de ayrı bir konu. Ya haber dillerine bakıldığında gerçekten çok bilinçsizce yapılıyor. Yani bu bir özelleştirmenin bu şekilde kullanılması yanlış. Yani hazinenin malları, işte özel mülkiyetinde olan malların satılması da özelleştirme şeklinde kullanılıyor. Tabii özelleştirmenin teknik anlamı çok daha başka bir şey. Burada şuna da dikkat çekmek lazım. Özellikle Anadolu'da kişilerin zaten fiili olarak uzun yıllardır kullandığı mallar bunlar. Ve alıcıları da genelde onlar oluyor.
Yani adam 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl kendi kullanıyor hazinenin malı. Ecimsil ödeyerek kullanıyor. Bu daha sonra satışa çıkıyor. İdare burada ekonomik bir bakış açısıyla herhalde bunu bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyor. Kaldı ki bunların zilyetlerine özel şartlarda satın alma imkanları vesaire de veriyor. Bu bağlamda önemli. Ama dediğiniz gibi